Sen niye yine geç kaldın? Abi araba bozuldu. Evet. Benim arabam değildi. Evet. Ee, ben de taksi çağırmak zorunda kaldım ama evet. inanılmaz bir taksiciye denk geldim. Kendisi Karadenizli. O yüzden mi geç kaldın? <laughs> klasik müzik dinliyor. Allah Allah. Evet, inanılmazdı ve böyle Niye ee... Karadenizli klasik müzik? Aynen, nasıl Şimdi bir nasıl bir korelasyon var tamam. Bir bırak. dakika. Koreli mi? Korelasyon. Nasıl bir ha. korelasyon? Oha, korelasyon diye program yapsana. <laughs> Çok iyi fikirler geliyor ya. Bu program ateş ediyor bugün. Tutturu sundu. Mınçıka başlıyor. Evet Baktama... Çabi. Ne haber? Mınçıka. Yeni program. Oğlum ne? bunun videosunu gördüm ben. Efsane kullanıyorlar. Diğer, evet ya. Diğer Asyalılar. Bu arada baktım abi diğer Asyalılar. <laughs> Sen de niye yok bu? Sen ya, y, y, yağlı güreş yapabilir misin? Valla çalışsam yaparım gibi düşünüyorum. Yok yapamam ya. Ama içimizde var bizim. Ne var. gibi yani? Ne var. Hayır şey. Bize... Mesela, okçuluk diyorsunuz ya. <laughs> Şimdi ben niye bu sen role ta... giriyorum bilmiyorum. Buradan ya. kazanamazsın. Hayır kazanamam evet. Ama okçuluk mesela sallıyorum. Evet. Olimpiyatlarda Kore. Abi okçuluk bir kere at üstünde atında görelim. Anladın ha He, at üstünde bizim olayımız. Ayakta herkes atar abi. Aynen öyle. Orle hareket ha. ederken dene bakalım kolay bir şey mi? Bu arada Kore'de yani Kore'deki zamanındaki o Göktürk'le kanka olan bir bizim de imparatorluğumuz evet. vardı ya. Onlarla hanedanla. Siz sevmediğiniz yani. dönem galiba. Aynen şu anda yani da. Yani herhangi bir dönem. <gülüyor> <gülüyor> o zamanda da bizde de şey meşhurmuş. At üstünde okçuluk. Bizden özenmişsiniz yani. Ya yani onu bilemiyorum. Ama bak sizin Sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Ben gittim ya Kore'yi gördüm. <laughs> evet. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler <laughs> için herhangi bir bölüme tıklayabilirler. Yok şaka yaptım. Sırf bunu söylemek için sizden öğreneceğimiz hiçbir şey yok. Diyoruz ve Mınçika'nın yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, Mınçika'nın bu bölümünde yine Tuttur'un destekleriyle sizlerle birlikteyiz ee, çok güzel konularımız var ama güzel olmayan bir konuyla başlamak istiyorum o da milli ara. Evet yani ben şunu yapamıyor muyuz ya ben bunun sebebini hakikaten bilmiyorum niye bunları Mesela sezon bitince yapalım. Skipleyemiyoruz ya da neden değil yani? Aynen. Değil mi? <laughs> ne skiplayemiyoruz? Burayı hızlı, şey tatil, tatile git falan gibi. Mantıklıymış, sezon sonu yapalım. Abi yani. sezon sonu bir hazırlık turnuvası gibi yap işte bunu. Haziranda. Hem de bak playoff gibi olur, anladın mı? Hani aynen. Ulusal neydi? Turnuva. Nations League. Uluslar Ligi. Ha Uluslar Ligi. <laughs> turnuva Futbol. <falan. gülüyor> o da mesela turnuva gibi olsun, günde birkaç <laughs> maçı olsun. Hani biz böyle Toplam. dünya kupası hazırlığı gibi. Niye bunu yapmıyoruz? Ama Haziran bir sebebi de. Haziran'da sezon bitiyor ya mesela. Haziran ortasında bütün Avrupa'da sezon bitiyor. Ee peki Asya'yı ne yapacağız? Siz de artık dünyaya ayak uydun kardeşim. Ne dünya? Oğlum bir tek Avrupa'da şey. Sonbahar başlanıyor sezon. İşte e, hava güzel burada. <laughs> Gerçekten mi? Ondan Ondan yani. bu arada. Oynayamıyorsunuz futbol evet. diye düşünüyorum. Bizim kışın yani. <laughs> Dışarıya bile çıkılmıyor yani. Tamam, onlar da başka bir yerde yapsın. Onlar da kendi sezonları bitince yapsın kral. Bizim sezonlarda da devre arası olur Ha, belki. Asya. Gerçi doğru. devre arası demek zaten milli ara demek değil mi doğru? Neyse, biz biz değiliz bu konuyu çözen ama. Bu arada ben çok sıkılıyorum. Arap ülkeleri Avrupa gibi oynuyor bu arada dönemi. Hı. Hmm. Daha Doğu Asyalılar şey oynuyor. Mecbule. Martta başlıyor. Martta başlıyorlar. Aynen. Okul da öyle. Hakikaten o Baya kış mı sizin mesela? Çocukların tatil, o oh, okul bitti bu sezon deyince kışa mı gidiyorlar? Evet. Ya yo. Falan. Hayır. Yani Şunu şu kötü. Yazın. havaya kötü. falan gidiyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Şöyle bak. Ocakta. <laughs> Ocakta bir buçuk ay, iki ay tatil. Hı -hı. Ya Mart'ta zaten başlıyor. O bayağı yazın mesela milletin. Yazın da. Temmuz'la Ağustos'ta bir ay tatil var. Ha, tam tersi yani. Aynen. Çok biz, biz yazı o kadar uzatmıyoruz. Biraz böldük gibi düşün. Hayır, Türkler değil Avrupa'daki bütün şeyler öyle. Sen peki bu iklimi seviyor musun? falan <laughs> diye bir soru böyle. Yani Türkiye'deki iklimin değerini anladın mı buraya gelince? Siyasi iklimler güzel. mi gerçi? Sizinki de az değil ben takip ediyorum bu arada Kore'de bulunduğum için bir süre. <laughs> ya milli ara olayında ne hissediyorsun? Ben böyle şey gibi hissediyorum. Ben de araya çıkıyormuş. Sanki ben futbolcuyum. Hani milli takıma çağrılmadım ve Ama sizin... tatildeyim gibi istiyorum anladın mı? Sizin Veya ama maç. Gibi. Maçlarınız hani şeyle ile, anladın mı? İngiltere'yle, Fransa'yla falan evet. oluyor ya çoğu zaman. Bizimkiler abi Suriye, işte Filistin. Kötü olarak söylemiyorum. Tabii. Ee, şeyler maçlar çok zevkli olmuyor. Anladım. Izleme futbol açısından. kalitesi biraz düşüyor diyorsun. Evet. Ama böyle de diyorduk. Filistin'den iki maçta da üst üste beraberde kaldı. Hmm. İki futbol takımın, ilk 11'in değerleri de tam 20 katı. Çünkü Kore'de, buradan da sesleniyorum sevgili Kore Futbol Federasyonu'na istifa abi. İstifa. Gerçekten Şenol Güneş'i bekliyoruz abi. Bu milli arayı böyle bir şeyle değerlendirmek evet, evet. lazım. Ben milli arayı her zaman bir projeyle başlamak istiyorum. Mesela işte senaryo yazacağım bu milli arada falan. Sanki futbolcu benim de aranmış gibi. Hiçbir zaman olmuyor ama bir oyuna başladım geçen ona. Hani yasaktı? Ya elbette işte, bir şey olmaz. <laughs> Hangi oyunu? Ee, Pathfinder. D&D e, biliyor musun? Dungeons and Dragons. Ya bu nasıl Asyalı ya? Ya ejderha diyorum ya. Ejderha dediğin Asya'dır. Dungeon of... Şey. Dungeons and Dragons. Ha Dungeons Rol and... yapma işte. Evet. Oyunları var ya. Onların da bilgisayar oyunları var. Pathfinder da ondan çıkmış böyle bir şey alt. Hmm. E, ya, o alt. kategorideki. Tabii oyun. tabii. Ben böyle hayatımda ilk defa kötü bir karakteri canlandırıyorum. Allah Allah. Sonra da oyunu açıyorum falan diye. Canlandırmana <laughs> gerek yok kanka. <laughs> Neyse Milli Ara bizi üzdü. Siz de sevgili arkadaşlar e, yorumlara yazın Milli Ara'yı seviyor musunuz? E, sevmiyor musunuz? E, tabii iyi oyun performansları biz burada değerlendirmiyoruz. Üzerinden geçti çünkü. Ha, onu diyecektim. Türkiye'yi iyi Sanki çok değerlendirebiliyor. <laughs> çok fazla bilgi var. Bol bol şey de Türkiye iyi oynasa da mı Milli Ara sıkıntı? Ha yok o anlamda keyfi. Sadece ben şey hoşuma gitmiyor. Tam böyle ligin modundasın şeyindesin anladın mı ara hani bir anda böyle kopuyor kopuyor yani bir de şimdi tekrar transfer haberleri falan oralara girdik <laughs> en sevmediğim şey yani niye ya en heyecanlı abi devamlı trolleniyoruz gibi hissediyorum anladın mı hangisi gerçek değil falan bilemiyorsun o iyi topçuymuş falan aslında yok öyle bir şey falan mesela Galatasaray'la işte bir oyuncu şimdi konuşuluyor Oturup 10 dakika ben John şey Arias. izliyorum. ha John Arias izliyorum böyle. Sonra kendime kızıyorum. Hiç mi yapacak bir şey yok <gülüyor> o ayakta? Eminim. Golzen Skills. Aynen. Ben niye John Arias Golzen Skills'i izliyorum abi oturup yani evimde anladın mı? Kızıyorum sonra kendime falan. Bazı takımlar da onu bile izlemeden alıyorlar ya. Allah Allah hangi takımlar acaba? Bir menajer söylüyor öyle alıyorlar diyorsun. Bir dakika. Vin bu bütün kulüplerde. Evet söyle. <laughs> Vinicius Junior <laughs> DNA testi yaptırmış. Hı <laughs> hı. Ve atalarının Kamerun'dan olduğu tespit edilmiş. Şüphe mi vardı o? ne <laughs> neden? Bilmiyorum zaten böyle bir Hayır yani kökenlerini tam anlamıyla öğrenmek için herhalde yani bir şüphe olduğunu değil. Yani zaten biliyor da acaba gerçekten oradan mıyım diye mi anlamadım. Yani bilmiyor olabilir bu arada Brazilyalı ya zamanında çok eskiden gelmiş köken Hayır. olduğu için. Ama ben zaten Kamerunluyum demiyor muydu? Bence şu an demiyor, Bence de demiyor. Aa öyle mi? Ay, tabii tabii. Yani aa, normal DNA test yaptırdı. Oradan kökeni bulduğunca Kamerun'dan çıktı. Pardon ben onu bilmiyordum. O zaman çok mantıklıymış. Bu Selfika'yı Kamerun mu verdi? Evet. Çok iyi. Kamero Üzül... Kamerun mu veriyor hakikaten? Evet. Üzülmüşler midir acaba? Ah be keşke. Ya var ya ne yapsın. Hatta üzerinde Certificate of Ancestry yazıyor yani. Bu direkt... Allah Yine Allah. Yeniye de helal olsun. Ben o testlerden yaptırmak istiyordum bu arada. Sonra vazgeçtim. Ben tepki kolyeye geçen 6 ay önce falan konuk oldum. Hı. DNA testi de verdim DNA testi de. Verdim ama geri dönüş olmadı. Hı. Ölümde Bölümde <laughs> ne oldu bilmiyorum. Buradan seslenebilir misin abi şu kameraya bak. <laughs> Benim DNA'yı ne yaptınız diye. Tepki kolyek, sevgili tepki kolyek. Hakikaten o iş ne oldu lan? o <laughs> ağzımdan yüzümden sümük kaldınız? Gittiniz. Harbi bir de şeyi iyi var. Beni de ben de buradan tepki kolye <laughs> Çok pahalı. Hadi beni de çağırın ben de yaptırayım. Çok merak ediyorum. <laughs> Çünkü ben de abi bence Şimdi bir iddiam var evet. Bir iddiam var benim. Şimdi benim babam diyor ki bizim atalarımızın bir kısmı Finlandiya'dan geldi diyor. Şimdi babam çok mantıklı bir insan. Anladın mı? Avukat oldu. Ondan önce gazeteciydi. <laughs> Nereden? <laughs> anladın mı? Yapmaz yani. Bu Finlandiya mı oğlum? Hiç değil değil mi? Bu <laughs> Ne sarı bileyim, saçlı gördü filmi. Vikingler, Vikingler falan. <laughs> evet. evet. Neyse, böyle bir teori var, İsparta'ya geldiklerine dair. Hakikaten bazı akrabalarım da inanırsın yani. Ama bende yok tabii. o. o. Var mı akrabalarında sarı saçlı? Var var, falan? var, çok var, çok. Var. Allah Allah. Aynen. Sonra annem de diyor ki bizim bir kısmımız e, Suriye tarafından geldi diyor çok önceden bahsediyor. Dolayısıyla bizim kafalar biraz karışık. Evet. Anladın mı? Ben bunu bir netleştirmek istiyorum. Mesela %1 Finlandiya çıksa şaşırırım ona bile. Şaşırırım. İşte benle çok dalga geçtiler çünkü. Onu size göstermek istiyorum. Buradan tepki kolye rica edim. Kanka çünkü ilk söylediğin şey bu oluyor. Ben Ispartalıyım <laughs> ve babam diyor ki bizim bazı kan şeyimiz, kökenimiz Finlandiya yani. Diyor abi ne yapayım şimdi yani? Böyle bir gerçek var. Hani Gerçek mi göreceğiz. Ama yani Finlandiya'dan Isparta'ya mı daha mantıklı yoksa Suriye'den mi Isparta'ya daha mantıklı? Suriye tarafı Isparta değil. Orası direkt İstanbul'a geliyor. Ha öyle o mi? O anne tamam. tarafım çünkü. Evet. Hmm, ya o doğru. da bu arada tam... Belli değil falan. Tam hala daha yakın ama. Yazmıyorlar Hayır. ha, Abi, yazmamışlar bro, zamanında yani şuradan geldim diye. Bir... Hakikaten Ataları yani. Ataların niye yazmamış? Bir günlük tutsalar bunları yaşamayız Sen yazıyor musun mesela? Hayır <laughs> ama var işte buradayım yani. Doğru. <laughs> Benim torunlarım. Ama hiç onu düşünüyor musun? Mesela evet. ileride çocuğun atıyorum 20-30 yaşına gelecek. Senin bu halinin atıyorum 250 tane videosu var. Bence üzücü bir şey bu ya. Benim oğlum hani bana saygı duyması gereken ne denir bilmem ne ha ha falan diye şeyler çıkacak. Çok doğru var. bu arada. Yani televizyon olsa arşivi aramakla uğraşırsın. Bunu da direkt yazıyorsun. Oğlum direkt yazacak ya. çıkacak. Babanın ismini yazıyorsun. Boğaç Soydemir işte. Ve Aynen. penis şakası yapıyor orada. Evet ya yani, iğrenç <laughs> iğrenç şeyler diyor anladın mı? Bunu hep düşünmüşsündür. Böyle bir kare çabiye bunu <laughs> Şey, şey, i̇ğrenç iğrenç şakalar yapıyor falan. Sonra evde böyle oğlum nasılsın falan. Böyle bir adam falan. Kim? Hiç Sistler böyle yani. baba olmaz Ya bence olmayız öyle. Olmayız diye düşünüyorum. Bakalım. Göreceğiz. Evet. Can e, nasıl bir baba mesela? Bence çok tatlı bir insandır. Ama Can'da şey var zaten ya. Can böyle güven veren bir insan. Tabii. Bazı insanlarda o yok. Neyse falan diyebilirsiniz. <laughs> <laughs> o zaman... Tutturla 3x3 köşemize geçiyoruz. Evet Ruat bugün Tuğcan bizimle değil. Kendisi ülkeden çıkma planları yapıyor. Özel sebeplerden. hani. Özel sebepler. Raporlarında personal yazar ya. Evet. <laughs> personal Bak bir şey bizim... diyeceğim. Tuğcan'ı da DNA testine sokalım. Bulgaristan çıkmasa onu <laughs> o, yakacağım ben. O vatandaşlığı <laughs> geri alacağız. Ben mail atacağım abi Bulgaristan'a. <laughs> diyeceğim bunun DNA'yı da yok abi. Çok mantıklı. Bu arada FIFA'ya kanser diye sakatlık gelmiş. Tövbe estağfurullah ya. Nasıl FIFA'da yani? oyuncu kanser Saç, diye vallahi. şey oluyor. Valla böyle şey mi olur? Manyak mısın nesin yani? Of. Cancell'lanmıştır o, başka olabilir. bir şeydir o. Neyse, Ruat bugün sen e, Aynen, bize... De. Sen mi hazırladın soruları? Biraz Tuğcan, biraz ben. Her zaman aynı gibi. E, çok iyi bir... Çok severim bu karışımı. <laughs> biraz Tuğcan, biraz ondan, <laughs> ondan birazdan, Ruat. Bir buçuk, ve, bir buçuk. Ve son soruda şu olsun. Kim ne hazırladı? Gianluigi Buffon, kariyeri boyunca kaç maçta kalesini gole kapatmıştır? Clean sheet. Aynen. Of, çok kötü hep bu matematik soruları. Kaç maç oynadı? İpucu. Evet, İpucumuz da tam yani. olarak bu. Toplam çıktığı maç sayısı milli takım ve kulüp takımı bir arada 1.151. Ne diyorsun ya? Oha lan. 1.100 maç. 1.151 attı. İnanılmazmış. Bazı kaleciler var böyle sezonda 15 tane falan clean sheet yapıyor. O da yarısı yapar. O da büyük olay zaten. Tabii. Haydi yanıtları alalım. 3, 2, 1. 350 Allah ve Allah. 250. Biraz daha düşürecektim. Ben aslında Son düşükten çıktım. Ya ben 70 falan yazacaktım. Abi mesela 500 falan olamaz ya mümkün o, olamaz, olamaz, olamaz. Olamaz mı? Yanıt Olmamalı. Be yanıt 506. Gerçekten mi? Evet, İki Neyse, yani. <laughs> Aa, oğlum sen kazandın hakikaten. Oğlum 500 çok Bu kazandı. Bu inanılmaz bir istatistik değil mi peki? Yani bu evet. kalecilerde ben çok gördüğümüz bir ya, istatistik olamaz. Yani. İki buçuk maçta falan bir maç sıfıra kapatıyor adam. Efsaneymiş. Ama işte İtalya milli takımını falan da düşününce ya bir de herhalde. İtalya futbolunda oynuyor aynı zamanda. Serie A'da doğru, oynuyor. Doğru, Biraz klişe yapıyorum şu an. E, Stoper'de biz olsa <gülüyor> <gülüyor> bu kadar... Kapatamazsın. Evet. Yani. İyi neyse güzel. Enteresan bu fon. Vay helal olsun. Daha peki bu en büyük clean sheet rekoru bu fonda mı acaba? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Bize sor. Ölçmedim ki. Bunun yorumları soralım. Bayağı Angarya iş falan veriyoruz yorumlara. <laughs> ne, bunlar <laughs> Wikipedia. Bu ya. bu bunun yazı. <laughs> 1878 yılında kurulan Manchester United takımın başında Sir Alex Ferguson olmadan kaç lig şampiyonluğu kazanmıştır? Şimdi bu soruyla paralel olarak siz bana şunu sorabilirsiniz. Ferguson varken kaç lig şampiyonluğu kazanmışlardır diye. Ferguson ile 27 yılda 13 şampiyonluk kazanmışlar. Ben biliyor. Yani bilmiyorum ama bir dakika bir hez, bir noktayı basacağım yani bekle. Yani şöyle bir yardımda. Hayır hiç bir yardım diyorum. yok ya artık. Hayır şey diyeceğim. <laughs> Kalan 119 yıl var. Sadece yardım bu. Anladım. Kaç şampiyonluk demiştim? 13 mü? Aynen. Hmm. Solex, Alex Alex Ferguson'la birlikte konuşamadım. 27 yılda 13 şampiyonluk var. Şu an düşünüp hesaplarken bana çok değişik geldi. Allah Allah dedirtti. Soru olarak mı? Ya sen bu cevabı okurken böyle hmm, bir bi, tahmin etmediğin bir sayı değil mi? Bilmem. Yani bilemem. O halde alayım yanıtları. Çok ben az ben. yazdım. Neyse. 3. Ben ben aşırı az yazdım. 2. 1. Hayda. Ben az yazdım şimdi. <laughs> Hayda. Evet kazanan Çabi Zira 119 yılda 7 şampiyonluk var. Niye biliyor musun? Bak anlatıyorum sana hikayeyi. Ben nasıl az yazdım gibi geldi. Çünkü Liverpool'u geçeli bizim... daha 20 sene olmadı şampiyonlukta. Tamam da 1800 diyorsun ya. Evet. Bak Liverpool'u geçeli. Yani şampiyonlukta Manchester United'in Liverpool'u geçeli daha çok olmadı. Alex Ferguson döneminde. Alex Ferguson döneminde oldu. O da 13 şampiyonluk güzel yaptıysa. Fikir, güzel fikir. 8-7'dir dedim. Ha, bir dakika zaten bir tane İngiltere kulübünün 35 şampiyonluğu bile yok değil mi? Aynen öyle. Doğru. Çok kötü bir tahmin yapmışım evet. Son soru geçen haftaki gibi yine bir yazım sorusu aslında. Hmm. Ve bu sefer biraz vitesi arttırdık. Eyvah. Ya onu da bilememiştik soru, ki falan. oğlum. Efendim? Bilememiştik ki zaten yani, vitesi arttırıyorsunuz. Neyse. Bu, bu direkt e, Tuğcan'ın sorusu. Okay. Yani Sevabıyla günahıyla onun. Tamam. Soru geliyor. Barcelona ve Polonya milli takımının kalecisi Wojciech Szczesny. Adı nasıl yazılır? Hiç bilmem ki ya. Bir dakika ikisini de istiyorsunuz. Tabii at soyat yani. Matiz Delik'te olduğu gibi. Abi ben bu adamı hep Koreci biliyorum ya. Sen ikisini de yazsana abi. <laughs> Koreci de hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka valla ben, ben pes abi. Bir daha söyler. Son kez. <laughs> Bir ismi ismini tam sen oku. Şöyle yapalım mı? Professional footballer. How do you say his name in Polish? It is said as benim tabii, kafam daha çok karıştı tabii ya. Tabii Türk yayıncılık tarihinde böyle telaffuz eden hiçbir spiker olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne yazıyor? Alalım mı yanıtları? Evet alalım yanıtları. <laughs> Aynı anda ekrana da gelsin yanıt. Sen ne yazdın lan? En azından seyirciye şey bilin. Abi sen ne yazdın peki üst tarafa? Kanka o şey, benim yazı stilim. <laughs> Yani bu açın... ya, bir şey ya random gibi bir şey ya Latin bu. Evet, final alfabesinde de yani onu şey yapmıyorum Evet SZ'yi SZ nasıl düşünemedim doğru ya. SZ'yi evet bir tek aklımda SZ vardı ya. yani. Evet. Ama bu soyadı mümkün ya, gerçekten değil mümkün değil mümkün ya. Nerede mi? bile? Ya bunu bilen çok yoktur. Bence Wojciech iyi tahmindi. Kesin vardır böyle. Ya en azından Çöv'ünkine kıyasla bir şey yazıyor orada. O ne oğlum <laughs> hakikaten ya. <laughs> Abi Kore'de böyle <laughs> yazılıyor. evet. E, gene mi berabere? Ben seni galip ilan ederim yani. Beni mi? Aynen. Abi ne alakası? Bir dakika. Şezey nasıl okunuyordu? <laughs> Şezni. Şezni'deki ilk başı. Çizni. Diye SZ diye yazılmasını en azından bilen kazanır abi. Tamam bu konuda takdiri ben seyirciye bırakıyorum. Seyirci karar versin bu berabere bitmiş olsun. Ben Peki. ben çekiliyorum ya. Hangi adam. çan? Heh? Yaz bakayım. Hangi hiç Chang. Şey yazarım ki. <laughs> biliyor musun? Hakikaten yazmayı biliyor musun? Ben biliyorum. Huang Hi He Chang olması lazım. Leipzig'deyken biliyordum hadi. Leipzig'deydi değil mi? Hayır eksik oldu. İke, i̇ki, E değil mi? Hi mi gerçekten? Ben iki E diye hatırlıyorum. Tamam lan işte öyle yazmıştım ilk yerine. Ha, G yok. İ i̇ki E aynen. Chang. Ha Chan. Evet. Okay. Ha ben de sonunda G var zannediyordum. Chan. Okay, okay. Benim isimim de gerçek isimim de Çan. Chan. 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 G mi? Da g var. Onda... O yüzden karıştırmış olabilir Töbe misin dedim. Estağfurullah ya. <laughs> İsimimi söylüyorum tövbe estağfurullah falan değil <laughs> 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 Tuttur üç x 3 bölümümüzün kazananı olmadı. Ee, seyircilere bırakıyoruz ama 35 cevabımla ben bence kazanmamalıyım. Bunu da not düşüyorum. Tutturda yeni üyelere özel yapacakları ilk kuponda 500 TL'ye varan bonus hediye. Tuttur üzerinden üyeliğinizi oluşturarak bonusunuzu alabilirsiniz. Öte yandan yakın zamanda NBA yayınları da Tuttur'a eklendi. Maçları da Tuttur üzerinden takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tuttur'a Mınçıkaya katkıları için çok teşekkür ediyoruz ve programımıza devam ediyoruz. Evet bu aç. Dün Twitter'ı çalkaladı bu haber. Öyle mi? Instagram keşfet kısmı ve Reels bölümlerinden rahatsız olan kullanıcılar için algoritma sıfırlama özelliği geliyormuş. Yine TikTok'tan çalmışlar. Yıllardır var. TikTok'ta var mı bu? Var tabii canım. Ne diyorsun? Var. Sıfırlıyorsun hemen çorapta dans eden... Aman halıda çorapla dans eden <laughs> dayılar çıkıyor. Çorapta dans eden de da da olabilir abi. <laughs> Çorapta dans eden o olabilir. <laughs> o da vardır. Hiç olmaz. belli olmaz. Allah Allah. Evet direkt resetleyebiliyorsun. Ülkeye göre resetliyor. Instagram'da getirmiş. Fakat beni üzen başka ekstra bir haber var Instagram'la alakalı. Nedir? Hashtag takip etmeyi kaldırıyorlar. Hadi ya. ya Onu yapıyor muydun? Mıydın? Ben etmiyordum. Ben ediyordum. Hangi hashtaglerin? İşte ilgilendiğim hobiler. Ne gibi ya? Yani? <laughs> Halı sahabı hashtag. Hayır ben öyle basit bir insan değilim. Öyleyim bu arada da. Evet, ya ne bileyim işte müzik olsun bir şey Hashtag olsun. Hashtag reels öyle şeyler. İşte ne iştiğin kolay oluyor Mesela retro gaming <laughs> <bu yaşlılarım> falan. <laughs> retro gaming falan anladın mı? Şimdi bu tip hashtagleri kimse hani bu izlenir diye koymuyor, koymuyor ya. ya. Sadece gurmesi koyuyor. Öyle, öyle mi? Öyle hashtagleri ha. takip ettiğinde de orada popüler postlar önüne çıkıyordu. He. Ben çok seviyordum onu. Ne yapayım arkadaşlarımız saçma sapan fotoğraflarını yani. Onların Instagram'a girecek halimiz yok. Çok doğru. Hani şey için kullanıyordum. Onu kaldırıyor. Peki ben şunu merak ediyorum. Keşfetinden memnun olmayan kullanıcıların yeni bir başlangıç yapmasını sağlayacak diyor. Nasıl memnun olmayabilirsin? Kanka şu, ne olmuş olabilir? Direkt aklına şu gelmiyor mu yani? Ne? Evet. Ya şimdi ikimiz de evli adamlarız. Açalım abi keşfeti. <laughs> Gerçekten diyorum. Açabilirim. Oğlum, benim keşfet korkunç bu arada ya. Ne demek kor. Mesela ben hiç öyle şeyler re bakmıyorum. Ne gibi? Şuna bir bak şimdiden başladı ya. Şu virüs, virüs girdi. Bir baksana. <laughs> o şeyle alakalı değil mi? Senin takip ettiğin insanların O da var. Vermek. O da var. Yani tamam, senin de ondan ben. bozuluyor işte senin yüzünüzden. Hayır abi. Ben hiç bakmıyorum ya vallahi. Bak ben ben rahat rahat açabilirim. <laughs> evet açtım bir sürü adam çıktı. Oh be. Bir bakayım. Oh tamam. Bir sürü adam var. Çık çık yukarıya çık ilk önce. Yukarı, Niye baştan başlamıyoruz? Baş oğlum baş işte başmış pardon. Sen tabi alışık değilsin. Harbi diyor. Ne var özetle peki? Kanka Hayko Cepkin, Cem Yılmaz, Feyyaz Yiğit falan. Sadece var. erkekler var abi. Oh sevindim ya. Çok gerçekten sevindim. sadece erkekler var. Abi keşfetim tertemiz şu an. Bak, evet, benim evet. resetleme gerek yok. Seninkine bakayım. İstediğin gibi bakabilirsin. Bakıyorum. Bu arada algoritmayı sıfırlama özelliği geldi falan diyor. <laughs> <Yani. gülüyor> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu adam futbolu ciddi anlamda takip ediyormuş ha. Yalan değilmiş yani. Niye? Şu keşfete bak her şey futbolla alakalı ya. <laughs> kedi köpek videosu var mı sizde? Bana onu söyle. Bende var ya. Ben de o da Burada çıkardım. göremedim. Yani bu ilk ben totalde bir 4-5 yaklaşık 10 12 tane içerik varsa okey çıkmış. 6 ben de. tanesi kedi bende şu anda. Çok iyi. Bence sosyal medyayı olması gerektiği gibi kullanıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Ya bu arada TikTok'un um muhteşem. Bu arada bekar arkadaşlarımdan biliyorum. Hı hı. Gerçekten oradan biliyorum ya. Benim keşfedi. görmediniz mi abi? Evet yok görmedim. Ya onların keşfettiği hakikaten insani olmuyor bazen. Yani <laughs> Ne açtan? ya da daha insani ya, oluyor. Metrobüste açamayacak keşfetlerden bahsediyorum. Ya yani onları için bence bu özelliği geldi tabii diye tabii. düşünüyorum yani. %100 %100. Ama Reels mesela şunu da burada kimsenin merak etmediği bir not olarak düşeyim. Evet. TikTok'un seni tanıma başarısı çok daha yüksek oranda. Yani senin zevklerini, uzun süreli zevklerini daha iyi takip ediyor. Instagram'da mesela karşına çıkıp sırf ilginç diye atıyorum Ferdi Tayfur şarkısı çıkmış tamam mı? Bir tane izliyorsun. Seni dünyanın en büyük arabesk fanı hani Ferdi Tayfur'a bayılıyorsun falan diye kodluyor sonra. Bu i̇yi bir yani, şey mi? İyi bir şey değil işte. Ha. TikTok bir tanesinden almıyor o infoyu. Aynen. Sen bunları çok yaparsın oluyor. da öyle mesela. Bir tane böyle oyunla ilgili bir şey seyrediyorum. Full bütün feedim onunla ilgili oluyor. Birazcık bu kısa süreli hafızayı düzeltmesi lazım bu platformdan. Yani TikTok'tan ya. öğrenin kardeşim. Ya ben mesela TikTok'u çok fazla bakıp şey yapmıyorum da bu algoritma bana yeni bir şey keşfetmeme izin vermiyor ya. Yani. Ha çok o Fanusta mı kaldı? Evet yani mesela eskiden YouTube'u açtığımda yeni bir şey Bravo. bana ilgi çeken bir şey olmasa da hani ulan bu neymiş diye baktım çok oluyordu. Şu an düşünüyorum yani search kısmında ulan ne yazsam Gerçekten search'ı e öyle şey mi yapıyorsun? Ne izlesem diye düşünüyorum. Hayır yani şu an ilgimi ne çekebilir diye düşünüyorum. Okey. Yani verilen şeyi tüketmek ve hep aynı şeyi izliyor. Olay oluyor. Zaten seni kendi kuratörlük deniyordu değil mi buna? Küratör Meso olabilir. Yani. Küratör mü? Ha. Küratörlük deniyordu. Bak, ben ben küratörlü hayatımda hiç duymadım. Korece'ye de, de Şimdi kuratör benziyor. dediğim için. <laughs> ne dedin? Küratörmüş orijinali ben. Ne demek? Ee, işte bu seçkiyi düzenleyen algoritma. Curator. Curator, yeah. Şey bu hani sergilerde de o düzenle tamam. Yaptım. Yani o o güç kendilerinde olsun istiyorlar He. kardeşim. Bu sosyal medya böyle işte çok tehlikeli. 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 Neyse bu özellik bir sürü bekar dostumuza ve yeni ilişkiye başlayacak dostumuzun işine yarar diye düşünüyoruz. Ve devam ediyoruz. Ee, Türkiye'ye gelen turistin bir berber deneyimi olmuş. Burada aslında senin de fikirlerini <laughs> merak ediyorum. Ya bu arada ben böyle bir e, şeyi yaşamadım. <gülüyor> Hiç. <gülüyor> abi, bu arada... Hiç yaşamadım. Ben de yaşamadım ya. Bu berberler nerede abi? Ben Bunu çok merak, merak ediyorum. ediyorum. Evet. Özellikle bu şeyi var ya masaj yapan kafana. Evet. Omuzuna falan. Onlar, i̇şte... onlar biraz işin bokunu çıkaranlar ama hakikaten. Çok bokunu yani. çıkartıyorlar bu arada. Sadece. Ama ben onu istiyorum ya. Abi işte yani, yani tam gideceksem. Ne? YouTube'da hiç izledin mi? İzleyince istemiyorsun çünkü. Öyle yani. mi? Tabi tabi. Bir sesler çıkıyor. çak, <laughs> <laughs> bunun dayak atanı var. Ve kafaya Tabii, tabii, Ve Bu arada burun kılları öyle ile çıkarmak çok tehlikeli çok bir şey. Çok tehlikeli Ağabeyiz bir oldu. şey aynen öyle. Ve burada tek tehlikeli şey o değil abi. Ateş <laughs> var yani burada. Hani <laughs> Kulağın sokup ateş. Bence yani ne bileyim ateş geçmemiz lazım burayı gibi geliyor bana. Anladın ya mı? bu yani ne işe yarıyor? Bu şey gibi artık yani çakmak kullanmadığımız bir evrende bulunan bir fikir gibi geliyor. Bana. Kulağı şey... Yakıyor bu... işte oradaki kılları. Değil mi? Hocam. İçindeki kirler çıksın diyedir herhalde çünkü e, ha. kirleri Abi almak için mantıklı. ayrıca vuruyor. Yine de mantıklı değil bence. Adam ben yok oldu bu arada atletle falan. <laughs> Soydular galiba. Çok iyi ben bu arada Türkiye'ye ilk geldim de gerçekten berber çok aradım biliyor musun? Ya, Hiç adım. kimse benim saçımı kesmek istemediler. Niye ya? Kanka çünkü bu saçı ilk defa görüyorum dedi adamların çoğu. Aha. Çok dik ya benim. Evet. Bir de küçükken daha da dikti. Şu an en azından bir Öyle oturaklı şeyi. Küçükken daha böyle şeydi. Hmm. Kat kat gibi böyle. Yani, Oğlum çok iyi saçı ya. devamlı şey kafasına ya. bir şey takıyor ya. Oğlum şu güzel saçını mahrum bırakmayın insanlardan. Bu ne deniyor adam. ona? <laughs> Oğlum çok güzel, çok tarz baksana. Bu şey ya. ne ya? Aşırı karizmatik duruyor. Kirpi gibi. Ha kirpi gibi saçım vardı. Adamların hiçbiri istemiyordu. En sonunda belber değil de kadın kuaförü var işte şeyde. Ne? Orada da bir resim vardı tamam mı camda. Japon birinin var ya bu şey kuaföre gittiğinde böyle. Abi çok Brad iyi. Brand falan resmi Japon bir tane mankenin resmi vardı. Ulan dedim bu adam anlar diye. Annemle beraber girdik ilk defa öyle kestirdim. Abi adamın bu stratejisinin işe yaradığını inanamıyorum ve yani. David Beckham fotoğrafları konuyor böyle. Mesela. 25 <laughs> sene önce. <laughs> o niye duruyor diyorsunuz ya işte benim için. <laughs> <laughs> abi sen orada baya Asyalı görüp girdin. Evet abi. Çok iyi. Evet. adam zaten New York'ta zamanda işte bilmem ne okumuş falan baya böyle Aa, international yani. bir adam çıkmıştı. Adını Helal unuttum misin? şimdi buradan da Berber abi mesela. Ve o adam. Uzun da, zamandır gitmiyorum oraya. Ve o adam da. Kadir Alkan'mış aslında. Brad Pitt koymuş. Fenomen <laughs> olmuş değil mi? <laughs> o adam da Brad Pitt koymak zorunda kalıyor. Dükkanına yani. Kadir ne Alkan New York'ta eğitim görmüş berberde ha, gelip. Ha, ha. Peki <laughs> şey var mı sizde? Sizdeki berber kültüründe atıyorum. Berber aynı zamanda bir hayat mentoru. Var var. Var mı gerçekten? Bizde de var. Bu bizim topraklara özel bir şey değil mi yani? Ya bizim 70 80 hatta daha böyle 50'lerinde başlamış bir berber kültürü var ve masaj da yapıyor, hmm. sakal tıraş bilmem ne. Ya yani tabii ki bu kadar Sizde masaj şov yapıldı, var mı bilmiyorum. Sizde olacak bir sürü yer var zaten berber dışında da. Berbere gerek kalmıyordur diye düşünüyorum. Nasıl algılamamı isterse? <laughs> o yüzden Kore Korelilerde şeye alışık yani bu berber özel Hissiyat işte bir berberi değiştirmesin ama tabii bizim nesillerde mesela berberden daha çok kuaför artık. Ha. Ama benim baba mesela berbere gerçekten giderdi. Çok iyi. Erkeklerim bu Erkeklerin böyle şey yaptı. Allah Allah. Bu... Hayır yani öyle Anladım. değil. Erkek, kadının girmediği berberler yani, ya. Diş çekerler. Bu ya. konuda, falan. bu konuda. <laughs> diş çekerler mi? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyor musun lan bunu? Güzel etmek ister misin? <laughs> ee, yok bilmiyorum ben de. Yani eskiden yok? berberlerde aynı zamanda diş çekilirdi. Ne diyorsun ya? Yani? Ben Gerçekten... niye bilmiyorum lan bunu. Nasıl abi ya? nasıl bilmiyor olabilirsin? Hem dişçilik de yapıyor yani. Evet yani çürük diş çekiyorlardı. Çok iyi ya. Baya ateşle mi geldi? lan <laughs> Abi işte bak ben de öyle... Her şeyi biliyorum demiş. Adamın aslı. ya şeyi kopsa. Abi, abi evet. Siniri kopsa Ama yani. Ama işte bak berberlerin kült yani hayatımızdaki, kopsa hayatımızdaki boşluğunu şey doldurduğu boşluğun önemini buradan daha iyi anlayabiliyoruz. Dişi bile çekiyormuş adamlar. Yani yani Çekilselermiş de daha iyiymiş. Tabii. tabii tabii. Ama utanması hani başka konularda da yardımcı mesela? olacak yani. Ya mesela sünnetçiler o dönem. Anladın mı? Makasla aşinayım da diyebilir. Oraya kadar gidebilirdi bu iş yani. sen <laughs> Senin berberle ilişkin nasıl? Abi işte ben mesela şu andaki berberimden çok memnunum. Ama bütün berberlerimle ilişkimi ben bitiremedim. Hmm. Onlar bitirdi. Ya da şartlar bitirdi. Nasıl yani? Hani şey olur ya böyle... Ne bileyim, e, sevgilinden ayrılamazsın falan. Arkadaşlarımızdan öyle şeyler... Ha ha ha, anladım. Hani o bir türlü şey yapamazsın. Berberlerle de öyle oluyor. Sen artık ona herhangi bir geri bildirimde bulunamayacak bir vibe'a sokuyor seni. Ya bilmiyorum, bir tek ben mi böyle hissediyorum? Sizin berberlerle böyle dostluğunuz yok mu? Ya, Nasıl var, ya? Kafa var, sallıyor. Hayır var da Beni yani dolandırıyor hiç böyle bir duruma düşmedim ben. Ya, hayır, ben... Abi, mesela berber, abi şurayı şöyle kesiyorsun ya. Şöyle yapsan olur mu diyebiliyor musunuz berberinize? E, ya ben başta diyorum. Ben de, diyorum. Ben diyemiyorum abi adam çok büyük kontrol sahibi benim üzerimde. Yani Nasıl yani? Abi sen bir yere oturuyorsun ve onun teslim altındasın yani evet. anladın mı? Şimdi buraya Ama para veriyorsun. İşte ben o bağlantıyı sağlıklı kuramıyormuşum. Bak onlar söyleyebiliyor. Ben mesela berberimin istediği saçla gezdim yıllarca. Berbere niye Ben şöyle Abi en kötü ihtimalle mi? bir sonraki gidişinde demez misin abi geçen sefer şöyle olmuştu da bu sefer böyle mi yapsak? Abi dediğimde bloklandım işte. O sana yakışmaz falan gibi blok. Ha. Anladın mı? He anladım. O yüzden anladım. ben hiç dememeye başladım. Ya bu kaygılı bağlanma mı? Kaygılı bağlan. Ben berberime kaygılı bağlandım evet. <laughs> ben mesela şeyi istemiyorum abi berberlerimden small talk. Of. Ben sevmiyorum. Yani şey anlamında. Ya yani sırf ne konuşacağım diye gitmediğim çok oluyor. Hmm. O yüzden Doğru. son berberim Sinan abi, yaklaşık 3-4 senedir benim berberim. Hiç konuşmuyor. Çok iyi. Benim en sevdiğim berberim. Hala hayatım boyunca öğlene kadar o abiye sen gidebilirim. Sen biraz şanslısın ya. Ben berber olsam mesela sen gelsem ve seninle konuşmak isterdim. Yüzde %100 haklısın yani. Katılıyorum. O yüzden mesela <laughs> ama öyle yani. Sinan abi beni öyle bir an çok şeyi iyi. yapıyor ki normalleştirdi ki ilk başta. Hani berber aramak da zor ya hiç ya bu saç kesimi falan evet, evet. girmek de çok gergin bir şey. Yeni berber seçmek. Hani taşındıktan sonra. Mümkün değil canım. Benim abi. berberim mesela en se pardon söz. Yo, yok söyle söyle. En sevmediğim eski berberlerimden biri şey yapıyordu abi. Mesela tıraş ediyor konuşuyorsun ya bir yandan. Hmm. Sorun yok. Hizmet devam ediyor. Abi durup konuşuyordu. Evet abi. Ya ben sohbete böyle mesela duruyor. Ya ne mas abi anlatmıyor. Mastişkin. <laughs> mas manyak ya? mısın ya? En sevmediğim olay ya. Olur mu öyle şey yani? Yani işte <laughs> Sen bunu yaparken böyle, konuşabilirsin böyle, diye evet, para abi. veriyoruz yani. Öyle bir cümle... Bize zannediyorsun çok önemli bir şey söyleyecek falan. Yok hani <laughs> Elini kullanması gereken bir şey de yok falan. İşte yeni nesiller özellikle bu Belber Talk'tan gerilen çok fazla. Ben Twitter'da da okuyorum ya, ya gençlerin bilmem ne. Ben ilk hani... Benim tahmin et abi ben asansöre biniyorum. Adam bana bir şey soruyor anladın mı ya da metrobüse Zor. biniyorum. Yanımdaki adam bir şey soran Zor. bir insanım. Zor. Abi Belber'e gittim. Sina abi sadece şunu dedi ya. Sen nerelisin dedi. Koreliyim dedim. Orası neresi ya? Bu kadardı <laughs> hayatım boyunca. Abimle. <laughs> Çünkü muhabbetim sadece bu kadar. Sadece iş nasıl gidiyor, yazın tatile nereye gitmeyi planlıyorsun diyor. Ve kendisi Marmaris'e gidiyor arada sırada. Çok iyi. O hikayeyi de çok kısa anlatıyor. yani. Marmaris'e gittim ya. Ne yaptın abi? Ben de ya ben soruyorum düşün. Ne yaptın çok abi? Iyi. Eğlendik diyor mesela. 10 numara 5 yıldızlı adam. Uf çok aşırı var ya. Gel istiyorsan Ben de gideceğim, bu gideceğim yani. Yani. ama ayıp olur benim. Futbol muhabbeti yani. yok mu hiç? Yok abi. Futbollara da ilgilenmiyor Olur. galiba. Ne yaptın orada? Eğlendim. Bak. Hayatı çözmüş ya. Çok büyük felsefeci. Abi. Anladın mı? Şakasız Bir yani. Survivor dedemin de biraz yoruldu. <gülüyor> <gülüyor> o oldu yani. O kadar olacak. Tabii tabii. Onu da soracaksın. abi. Evet. Tuğcan evet. çok önemli bir e, info yazmış bize ve öyle terk etmiş ülkeyi. Demiş ki... <laughs> ülkeyi e, terk etmedi ya. Gaspar Noe <laughs> çocuk filmi çekmek istiyormuş abi. Abi evet ya. <laughs> Sen ne İnanılmaz bir haber değil mi ya? Böyle şey gibi bence şaka yapmış ya. Ve birileri ben, bu arada almış. bence de. Bence birileri ciddiye almış. Ya gerçekten ben mesela Gaspar'ın filmlerini izlemiyorum. Hı hı. Şeyden sonra. Bu ilk zamanlarda işte 2002 filmiydi galiba. In, In, In değil mi? Irreversible. Irreversible. O da 2000... Nasıl söylüyor? 2000... <laughs> <laughs> abi Çok, Kaç tane R, R, R biliyor musun o kelime de sen? R sıkıntısı yaşıyor. Y... <laughs> falan oluyor. Hero şeklinde selam verilen bir... 2002'de o, galiba o film çıkmıştı. Ben 2006-2007'de yani lisedeyken izledim yanlışlıkla o da. Çok fena. O gün bugündür abi Gaspar'ın hiçbir filmini izledim. Yalnız tabii şurada haklı bir noktası olabilir. Ben, korku filmiyle aslında çocuk filminin ortak büyük noktası var. Yani o da Bizim çocukluğumuzdaki travmalar ve korkular şeklinde özetlenebilir. Hani çocuk filmi onu başka şekilde işliyor. Hani adam zaten oranın uzmanı gibi ya biraz. Kasper, korku Türkiye filmi de... değil de hani gerilim anlamında. Türkiye'de çok iyi iş yapardı. Çünkü Türkiye'de yerli film olarak ya korku çekiliyor <laughs> ya tadı film. Aynen öyle. Ee, ama olur da çekerse izlemek isteriz tabii. Evet. Mesela şey çok enteresan biliyor musun onu bilmiyorum. Mad Max'in falan yaratıcısı George Miller var ya. <laughs> ER doktoru herif, acil doktoru. Ee, ve çocuk filmi de bir sürü var. Evet. Aa, unuttum ismini, ne yaptığını da. Hani bir yandan Mad Max gibi bir dünya yaratıyorsun, bir yandan bayağı çocuk filmi yapıyorsun yani. Teenage yani. filmler de var diye hatırlıyorum. Şeyi bir ilk yorumunda çok güldüm ya. <laughs> Güzelmiş. bütün filmleri. <laughs> Niye Türkçe çeviriyorum? Evet. O zaman şimdi canlı bağlantı köşemize gel. Evet. Haydi bakalım. Sizden şöyle bir şey istiyorum. Boğaç. Türkiye'de gördüğü en güzel üçüncü şehri söyleyecek. Çabi Güney Kore'de gördüğü en güzel üçüncü şehri söyleyecek. Bu şehirleri hem istatistiksel olarak hem işte mimari olarak hem turistik olarak tartışacaksınız. En güzel üçüncü şehirler Türkiye'de ve Güney Kore'de hangisi kazanır? İnanılmaz. Çok güzel, çok güzel konu. İnanılmaz. Türkiye'deki İnanılmaz. hakikaten ilk şehir İstanbul mudur? Ya şimdi güzelliğine bağlı. Abi evet yani ne taraftan baktığımıza bağlı ama komple bir paket olarak değerlendireceksem e, İstanbul tabii yani. Evet ben de. Kültürel e, altyapısını falan düşünüyorum ama tabii. yaşamak için falan ilk tercihim olmazdı mecbur olmasam. Hmm. Üçüncü, üçüncü. Hemen i̇ki iki kim? İki bence çok bütün şehirleri tabii gezmediğim için e, ben doğru bir isim değilim ama benim için Eskişehir olurdu. Ben Eskişehir'i hmm. çok sevdim. Ee, o yüzden üçüncü ne olabilir? Hakikaten şeyi çok önemli. Yani neye güzel diyor acaba Can? Evet. Dışarıdan Bize soruyor. gelen biri olarak ama bence. Sana soruyor yani. Senin algına göre diyor. Ya Art, benim... Ya ben İzmir diyorum üçüncüye. Benim birincisi İstanbul Türkiye için. İst, kesin. Sana, ben İstanbul'a... E, <laughs> Abi söylemek istiyorum ya. Tabii söyleyebiliriz. çünkü Kore'de bir şeyi söyleyeceğim. He diyeceksiniz. Bitecek yani. Konuşturmayacağım. Gyeongju. Gyeongju da güzel şehir. bir yerlerde. Gittin için mi? biliyorum, Hayır, gitmedim. Jeju. Evet. Ben bir İstanbul derim. İstanbul'da yaşamak benim için çok büyük bir duygu. Hı -hı. Yani çok acayip hissediyorum İstanbul'da yaşadığım için. Bu bin sene çok 2000 karda. senelik şey sanki senin de ya İstanbul. İki de abi Muğla diyebilirim. Datça, Marmaris. Oraları severim. Yani hem eğlenmek açısından da hem insan kalabalığı daha az. Hı -hı diyebilirim. Üç olarak da gitmedim ama gitmek istediğim bir yer olabilir mi? Olur. Mesela Mardin'i çok merak ediyorum. Yani gitmeden bu analizi yapabilir misin bilmiyorum ama ben kabul ederim bu cevabı çünkü sana zaten Türkiye'yi sormadı. <laughs> evet Kore Kore'de söyle. Seul. Kore bilmiyorum ki diyor. Hayır Kore'de güzel şehir var mı dese bence güzel diyemem Kore'deki şehirleri. Aman tanrım seni bitirirler. Çeju kim izliyor ki Kore'den ama? <laughs> Jeju, Jeju, Çeçu adalar. Çeçu bir de. Ama ben de Şehrin adı ne abi? Jeju. Çeçu. Ada. Galatasaray Adam. stoperi gibi olan işte. Jeju. <laughs> o ama kadar şey değil ama. <laughs> Random <gülüyor> gibi yazılmıyor bayağı. Jeju <laughs> bayağı Jeju diye yazılıyor. Jeju <laughs> Tam şey değil mi? <laughs> bir de daha güzel bir yer yani falan. <laughs> of, çok kötü ölçü şakalar geldi. Ben performansına göre de. Yok. Şey, Jeju adası çok Kore'nin en büyük adası ve Kore'nin balayı yeri aslında. Evet, honeymoon evet. yeri. Yani Amerika'nın Hawaii gibi işte buranın Kıbrıs gibi denilir mi bilmiyorum ama öyle. Jeju adası diyebilirim. İki de Seul'de hadi. Okay. Başkent. Okay. Güzel okay. tamam. Üç doğduğun e, yer? Gwangju. Gwangju güzel şehir diyemeyebilirim ya Kwangju'ya. Öyle mi? Aynen. Gwangju'da bir şey yok çünkü. Anladım. Yani ben akrabalarım falan var. Şey mi böyle kırsal bir yer mi? Pusan diyebilirim. Aa, Pusan. Çok iyi. Train to Pusan. Evet. Çok Pusan kötü. diyebilirim. Çok kötü film. Sevmem ben. Ben de sevmem bu arada. Ben niye bu kadar overrated bir film? Globalde konuşulduğunu anlamadığım Bence bir film. Bence de saçma sapan bir şey. Keyifli yani. Teyfli yani. Çok da Pusan <laughs> diyebilirim. Pusan da Kore'nin İzmir'i gibi düşün. Güzel. İyi yer yani. Güzel. İkimiz de o zaman İzmir, İzmir iyi Busan. bir yer mi bilmem. <laughs> İzmir Busan'la benzer bir e, evet. seçim yapmış olduk. Benim İzmir tercih etme sebebim de aslında gene biraz e, kültürel altyapıdan ve yapma e, sosyalleşme seçeneğinin bolluğunda. Tabii. Ama şimdi sen Muğla deyince bir aklım karışmadı da değil. Hiç tatil yerlerini düşünmemiştim. O anlamda da değerlendirdim. İzmir'de biraz tatil yeri sayılır ama. Sayılır mı? Ucundan tabii canım. Hmm, tabii, İzmir o. bana İstanbul'un kardeşi gibi geliyor. Küçük kardeş. Şımarık bir küçük kardeş. Bu kesinlikle Ankara değil ama. Ankara'dan gelin aldım. Ee, buradan sevgiler. Ankara'yı çok severim ama yani... Bak İstanbul ben beğensen... sana biraz şey geliyor ya. Ee, ne geliyor? Bilmiyorum. Öyle bir yerde yaşayacak olsam biraz daha gider. <laughs> Eskişehir'e giderim gibi gelin. Çok da fazla gitmeden aslında. <laughs> <Evet, gülüyor> daha, Biraz daha az gider. <laughs> Ankara ile Eskişehir'in vibe'ı benziyor ya çok. Çok i̇şte ayrı değiller. yani. Bana daha şey geldi ya Eskişehir daha tatlı Se, Eskişehir geldi. Sen Eskişehir'i seviyorsun. Seviyorum evet. Ankara'da bana hani İzmir, Şımarık, kardeşi ya. Ankara ise böyle 18 yaşında evden kopup kendi başına <laughs> çalışmış bir abim uzaktan. Çok iyi. Çok yani iyi. hiç uzun zamandır konuşmuyoruz. Hala ama hala o dönemdeki gibi. Tabii Abi, tabii de aynen. Yani. Ya benden böyle 15 yaş fark büyük abim. Evet. Çalışmış, çabalamış falan. Bilmem hayat ayakta duruyor falan. Ne yapıyorsun diyorsun aynı cevabı veriyor. Yani. Tabii. Güzel. Çalışıyorum diyor. Güzel. Öyle bir abi. Çok güzel bence. Benzetme. Sevdim ben bunu. Peki yorumlara merak ediyoruz sevgili arkadaşlar. Üçüncü şehir favoriniz nedir? Ve sebebi nedir tabii bunu da. Kayseri'de abi. <laughs> Devam ediyorum değil mi? Bu arada. Dayım gibi. Abi bak yemek işin içine girecekse tabii bambaşka bir liste çıkar ortaya. Yemek. Antep abi, uzar. Urfa. Uzar. Buna özel, bunu özel Adana. bölüm yaparız. Urfa'yı bire koyarım ben büyük ihtimalle. Urfa'ya gidemedim ya. İşte ben de gidemedim. <laughs> Hadi. ama, ama bire <laughs> koyarım. Ama şöyle Urfalı kankam var. Ha. Ve hani Urfa'ya çok yakın bir lezzet tattırdı bana. Hala. Hala. Özellikle Urfa'dan benim Urfalı bir arkadaşım vardı. İsot getirildi. Of ne diyorsun ya ne diyorsun. Manyak. Yani her, her Bak şirketi... acı. Acı dediğin şey isotla tanışana kadar Kötü bir şeydi bende. İstok'ta anladım şeydi. böyle hani aromatik acı nedir. Çünkü çok kötü. Mesela siz de o konuda bence iyi değilsiniz. Anladın mı? Yani Asya acısı da şey. Acı yani. Anladın mı? Hani tat. Tatlı bir acı değil. Tatlı ekşi gibi şey değil. diyeceğim. Söyleyeceğim. Senin ailen Isparta Üs yemekleri mi yapılıyordu? Yok. Yok. An anne tarafı. Annem yani İstanbullu sayılır. O zaman çok da bir şey diyemem. Peki. Yorumlar arkadaşlar en favori üçüncü şehirlerinizi bekliyoruz. Ca kebabı. Kore hakkında bilginiz varsa bir saniye canım. Kore hakkında bilginiz varsa onu da. Ca kebabı bayılırım. En iyi yemek diyebilirim. Severim. Erzurum'da yedim. Yedin mi? Nasıl? Akıyor ya. Ağzında eriyor olur. Bu cümleyle Münçikan'ın sonuna geliyoruz. Tutturun Erzurumlular. Tutturun katkılarıyla gerçekleştirdik eee bu bölümünü. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Erzurumlular seni çok seviyoruz. Ca kebabı muazzam bir. Bence Türkiye'nin en büyük hala da underrated. Bence overrated olmalı. Ca kebabı. Underrated değil ya. Değil. Acun abi de yer durumlu. Peki. Tutturu sundu, Mınçıka sona erdi.